seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Kırklareli'nden sesleniyoruz. Yanımızda gıda sektörüne faaliyetlerini gösteren Osman Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Osman Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? Eylül ayından beri bu sektördeyim. Dondurulmuş gıdalar üzerine çiğ köfte, falafel, bunun dışında nohutlu pilav, tost, döner, ekmek arası döner. Bu tarz şeyler satıyoruz. Birçok alanda faaliyet gösteriyorsunuz. Ürün çeşitliliğinize biraz daha değinmek isterim. Sadece çiğ köfte olarak değil de siz yanında başka ek gıdalar da veriyorsunuz. Genelde sokak lezzetleri ve öğrenci menüsü olaraktan geçiyor bunlar. Biraz daha açabilir miyiz içeriklerimizi? Çiğ köfte çeşitleri, falafel, içli köfte, yaprak sarması, bunlar var dondurulmuş ürünler olarak. Bunların hepsi dondurulmuş ve defrizlenmiş halde buraya geliyor. Daha sonrasında tezgahta insanlarla buluşuyor. Peki sizler muhafaza ederken yiyeceklerinizi nelere dikkat ediyorsunuz? Ürünler bize ambalajlı halde geliyor. -18'de muhafaza ediyoruz. Ürünü açtığımız noktada eğer kullanılmıyorsa gün o ürün tamamen çöp oluyor. Yani tekrar tekrar kullanılma gibi bir şey söz konusu değil. Önem verdiğimiz şeyler özellikle hijyen konusu. Hijyen konusunda çok hassas ve titiziz açıkçası. Hijyenik olmayan bir yerde ben kendim herhangi bir şey yemek istemem. Burada da en çok hijyene dikkat ediyoruz. Kesinlikle. Özellikle gıda sektöründe hijyen ve temizlik gerçekten çok önemli. Çünkü insanlar rahat rahat ağız tadıyla yemek istiyor. O yüzden de her gittiği yerde önce bir bakarlar temiz mi değil mi diye. Daha sonrasında karar verirler yemek yiyip yemediklerine. Peki sizler burada ürünleriniz aslında çok fazla çeşitleri var. Genelde köfte çeşitleri üzerine ve işte soğuk dondurulmuş gıdalar üzerine çalışıyoruz. Aynı zamanda tatlımız da var burada gördüğüm kadarıyla. Bir de sufle ayrıyetten verebiliyoruz tatlı niyetine. Peki sizler ürünlerinizi nereden temin ediyorsunuz? Çiğ köfte markasından alıyoruz. Aslında 10 numara çiğ köfte markasının ayrı bir markasıdır. Burada sadece çiğ köfte markasına bağlı kalmaksızın başka çeşitler de olması gerektiği için 10 numara markasını aldık biz. Bu şekilde devam ediyoruz. Kendimizi burada hazırladığımız ürünlerimiz de var. Az önce söylemiştim. Tavuklu pilav, bunun dışında ekmek arası döner, tost, fast food tarzı yani birçok ürünümüz var aslında. Bu saydığınız ürünler de dondurulmuş olarak mı geliyor yoksa hazır olarak pişirdiğiniz burada mutfağınızda var mı? Dönerimiz sadece o şekilde geliyor. Onun dışındakiler burada hazırlanıyor. Anlıyorum. Peki ustamız var mıdır? Kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz burada? 3 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Buradaki bu güzel leziz yemeklerimiz için geri dönüşleri nasıl alıyorsunuz? Siparişlerin tekrar etmesi önemli bizim için. Aynı kişilerin tekrar tekrar sipariş vermesi çok önemli gerçekten. Bunu da başarıyoruz. Gerek Google'dan gerekse online sitelerden aldığımız geri bildirimler çok güzel. Yapılan yorumlar çok güzel. Açıkçası böylelikle doğru bir şey yaptığımızın farkına varıyoruz. Buraya gelen, burayı tercih eden herkes geri dönüp tekrardan tercih edebiliyorlar. Çünkü gerçekten lezzetiniz güzeldir ki bir daha sizleri tercih etmek durumunda kalmışlardır. Başarılarınızın devamını diliyorum. Peki buraya gelip oturarak yemek yemek isteyenler için kaç kişilik bir oturma alanımız var? Yaklaşık 20 kişilik bir oturma alanımız var. Açıkçası yaz aylarında ön tarafta da oturma, çay, kahve servisimiz var. Bu şekilde. Burada zaten İç alan kadar dış alan da önemli. Çünkü gerçekten yazın insanlar içeride değil de dışarıda oturmayı tercih ediyorlar. Hem de sokak lezzetleri daha yoğunluklu olduğu için dışarıda oturmak da ayrı bir keyif veriyor aslında insana gerçekten. Peki sizleri diğer firmalardan ayıran fark nedir Osman Bey? Konunun başında da söylemiştim aslında. Biz temizliğe ve tertibe düzene çok önem veririz. Hijyenik olmaya özen gösteriyoruz.
oldukça titiz çalışıyoruz ve özen gösteriyoruz. Sizin için en büyük ve en önemli şey hijyen ve kalite anladığım kadarıyla. Peki sizler burada hijyeninizi nasıl sağlıyorsunuz? Her gün dezenfekte oluyor mu? Malum 2,5 yıldır bir pandemiyle savaşıyoruz. İnsanların sağlığı açısından ne gibi önlemler alındı? Her gün dezenfekte oluyor. Her gün gerekli temizliklerimiz yapılıyor. Ürünlerimizi servis ederken kesinlikle eldivensiz ve maskesiz hiçbir şekilde el değmeden ürünlerimizi hazırlıyoruz. Tamamen hijyenik sağlıyor zaten. Kesinlikle. Tamamen sağlık için. Yani hiçbir ürünümüze direkt el değmiyor. Bu şekilde yani. Maskemizi, eldivenimizi eksik etmeden burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki sizlerin bu güzel hizmetinden yararlanabilmeleri için bizlerle ve izleyicilerimize iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Sizlere nereden ulaşabilirler? Instagram hesabımızdan, Koca Sinan Mahallesi 10 numara çiğ köfte hesabımızdan ulaşabilirler. WhatsApp hattımız var, oradan ulaşabilirler. Bu kullanıcı adı içinde zaten cep numaranız ve konu bilgileriniz mevcuttur. Hatta ürünlerinizin görsellerini de paylaşıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Peki son olarak izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Adımız gibi 10 numarayız, herkesi bekliyoruz. Sevgili Osman Bey'e verdiği değerli bilgiler ve değerli hizmetler için bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.